Selam gençler. Problem kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Bir grup çocuğa dağıtılan en tane şeker ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Her çocuğa 7'şer şeker dağıtılsaydı son çocuğa 9 şeker verilmiş olacaktı. Her çocuğa 8'er şeker dağıtılsaydı son çocuğa 3 şeker verilmiş olacaktı. Buna göre neyi kaçtı? Bu soruyu iki farklı yoldan çözmek istiyorum arkadaşlar. İlk yolumuz şimdi anlatacağım. Çocuk sayısı x olsun. Buradaki birinci durumdaki şeker sayısını bulalım. Arkadaşlar son çocuk 9 şeker alıyormuş. Geriye ne kadar çocuk kalacak? x eksi 1. Çünkü bir çocuk 9 şeker aldı. x eksi 1 çocuk kalacak. x eksi 1 çocuk da 7'şer şeker alıyormuş. Bulduğumuz bu ifade bize neyi verir? Toplam şeker sayısını. Aynı şekilde çözelim. Her çocuğa 8'er şeker dağıtılsaydı son çocuğa 3 şeker verilmiş olacaktı. Son çocuk 3 şeker aldı. Geriye x eksi 1 çocuk kalacak. Ve bu x eksi 1 çocuk da 8'er şeker alacak. İşte ifademiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan x'i yani çocuk sayısını bulacağız. 3'ü bu tarafa attığımda 6, 7 çarpı x eksi 1'i buraya atarsam x eksi 1, x 7 olur. 7 çocuk sayısıdır. O zaman n'ye ulaşabilirim. Bunu da buradan gidelim arkadaşlar. 9 artı 7 eksi 1 çarpı 7, 9 artı 6 kere 7, 42. Buradan 51 toplam şeker sayısını bulmuş olduk. Şimdi ikinci yolda şöyle. Son çocuk 9 şeker alıyorsa o zaman arkadaşlar buradaki toplam şeker sayısından 9'u çıkartırım. Bulduğum bu şeker sayısı 7'ye tam bölünüyordur ve 7'ye bölerek kaç tane çocuğa 7 şeker verdiğini bulurum. Bu çocuk sayısı aynı zamanda bakın ne diyor 3 şeker alıyor diyor son çocuk. Toplam şeker sayısından 3'ü çıkardığında Her çocuk 8 şeker aldığına göre diyor 8'e bölerek Aynı çocuk sayısının Bu şekilde Bulmuş olduk Yani buradaki 7 şeker alan çocuk sayısı ile 8 şeker alan çocuk sayıları birbirine eşittir İşler dışlar çarpımı yaparak Neye direkt ulaşabiliriz 8 ne 72 7 ile 21 Neyimiz buradan 51 gelir arkadaşlar. Bu da ikinci yolumuzdu. İstanbul Otobüs Terminali'nden Ankara, Bursa, Çankırı, Denizli, Elazığ'ya saat 13, 14, 15, 16 ve 17'de birer tane yolcu otobüsü kalkmaktadır. Otobüslerin hareket planı aşağıdaki gibidir. 14'te hareket eden otobüs Bursa'ya gidecektir. Ankara'ya hareket edecek otobüs, Çankırı'ya hareket edecek otobüsten bir saat önce hareket edecektir. Denizli'ye hareket edecek otobüs, Elazığ'a hareket edecek otobüsten sonra hareket edecektir. Hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar A, B, C, D, E diye harflendirelim gidilecek yerleri. Şimdi 13, 14, 15, 16, 17 saatler. Bize demiş ki 14'te hareket eden otobüs Bursa'ya gidecek. Tamam Bursa Ankara'ya hareket edecek otobüs, Çankırı'ya hareket edecek otobüsten bir saat önce hareket edecektir. Arkadaşlar Ankara burada olamaz değil mi? Çünkü Bursa'dan bir saat önce olmuş oluyor. Ama bize ne diyor? Çankırı'ya hareket edecek otobüsten bir saat önce olmalı. Bu şekilde olamaz. O zaman Ankara burada, Çankırı burada olacak. Ya da Ankara burada, Çankırı burada olacak. Çünkü Çankırı'dan bir saat önce bir saat önce olmuş oldu. Denizli'ye hareket edecek otobüs, Elazığ'ya hareket edecek otobüsten sonra hareket edecektir. O zaman Elazığ burada, Denizli burada ya da Elazığ burada, Denizli burada olacak. Şurada da Bursa var. Onu mavi renkle yazalım. Evet arkadaşlar, istikametler bu şekilde olmalı. Şimdi birinci duruma bakalım. Saat 13'te hareket eden otobüs Elazığ'a gidecektir. Öyle mi? Öyle. Birincisi doğru. Çankırı'ya gidecek otobüs ya saat 4'te, bakın, ya da saat 17'de. Evet, 17'de bu da doğrudur. Saat 15'te hareket eden otobüs ya Ankara'ya ya da Denizli'ye gidecektir. Ankara, Denizi. Bu da doğru. Üçü de doğru. Genelde böyle uzun olan sorular çok kolay oluyor arkadaşlar. Lütfen gözünüzü korkutmayın. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki tabloda farklı iki ürünün alış fiyatı, nakliye masrafı, satış fiyatı ve kar yüzdeleri verilmiştir. Yx 25 olduğuna göre birinci ürünün satış fiyatı nedir? Bizi bu soruluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci ürüne bakalım. Alış fiyatı 35 TL, nakliye masrafı 5 TL. O zaman bu ürün kaç TL'ye mal olmuş olur? 35 artı 5'ten 40 TL'ye. Ama ne olmuş? 60 TL'ye satılmış. Ne kadar kar etmiş? 60 eksi 40'tan 20 TL kar etmiş. E maliyeti 40 TL değil miydi arkadaşlar? O zaman diyeceğiz ki 40'da 20 TL kar ediyor. Yüzde ne kadar olur? Bakın yarısı yarısı olacak. Yüzde 50 olmuş oluyor. Yani kar yüzdesi 50'ymiş arkadaşlar. Y'miz 50 ise x'imiz de 25'tir. Şimdi birinci duruma bakalım. 82,5 alış fiyatı Nakliye masrafı 37,5. O zaman birinci ürün ne kadara mal olmuş? Yazalım. 120 TL'ye mal olmuş. Ne diyor? %25 karla satılıyor. 120'nin %25'i 30 TL'dir. O zaman neye satılmış olur? 120 artı 30'dan 150 TL'ye satılmış olur. Metin, Hanife, Yasemin ve Mustafa'nın ceplerindeki para miktarları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar hemen bakalım. Bu 4 kişiden 3'ünün 40 TL'si, birinin de 50 TL'si var. Elimizde 4 kişi var. 3'ünün 40 TL'si, bir tanesi de 50 TL'ymiş. Metin ve Hanife'nin toplam parası Yasemin ve Mustafa'nın toplam parasından azdır. O zaman yazalım arkadaşlar. Metin artı Hanife küçüktür. Yasemin artı Mustafa'nın parası. Metin ve Yasemin'in toplam parası Hanife ve Mustafa'nın toplam parasından fazladır. Yazalım. Metin artı Yasemin büyüktür. Hanife artı Mustafa. Şimdi bu eşitsizliği bir çözelim. Çözebilmek için eşitsizliklerin aynı olması lazım. Bu dursun arkadaşlar. Ben tekrar yazacağım. Metin artı Hanife küçük Yasemin artı Mustafa. Hanife artı Mustafa küçük Metin artı Yasemin topluyorum. Topladım. Metin gitti. Mustafa gitti. 2 Hanife küçük 2 iki Yasemin ikiler sadeleşince Hanife'nin parası Yasemin'in parasından azmış. Tek bir durum var. Ancak böyle bir durum Yasemin'in 50 TL, Hanife'nin 40 TL olduğunda gerçekleşir. Çünkü üçünün 40'ar, birinin de 50 TL'si var. E biz Yasemin'in 50 TL olduğunu bulduğumuza göre Hanife, Metin, Metin'in de 40 TL'si var. Hanife'nin de 40 TL'si var. Mustafa'nın da 40 TL'si var. Yasemin'in de 50 TL'si var, değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım. Yasemin ve Mustafa'nın ceplerindeki para miktarları farklıdır. Evet birinde 50 birinde 40 TL var. Doğru. Hanife ve Metin'in ikisinin de 40 TL parası vardır. Hanife, Metin 40 TL'dir. Doğru. Yasemin'in 50 TL parası vardır. Bu da doğru. Arkadaşlar bakın soru uzun ama oldukça kolay. O yüzden gözünüzü korkutmamak gerekir. Şimdi diğer soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde çemberleri 2 4 8 16 32 64 ve 128 sayıları aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde yazılmak isteniyor. Her sayı sadece bir kere yazılacaktır. X'in solundaki sayıların çarpımı sağındaki sayıların çarpımına eşit olacaktır. X kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar, sayılarımızı bir yazmak istiyorum. 2 4 8 16 32 64 128. Bu sayılar 2'nin kuvvetidir. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7'dir. Şimdi farz edelim buraya bu sayılardan 3 tanesini yerleştiriyoruz. 2 üzeri a, 2 üzeri b, 2 üzeri c, 2 üzeri d, e ve f. Solundaki sayıların çarpımı sağındaki sayıların çarpımına eşittir diyor soru da bize. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetlerini topluyorum. O zaman A artı B artı C eşittir. D artı E artı F olur. Yani bunun toplamına K diyelim arkadaşlar. O zaman Solundaki kuvvetlerin toplamı K, sağındaki kuvvetlerin toplamı K olacak. Kuvvetleri toplamı bize 2K'yı verecek. Ortadakini de bilmiyorum arkadaşlar. Ona da soru işareti diyelim. Yani 2 üzeri M diyelim. Hadi bu M olsun. Ortadakinin kuvveti de M'dir. Peki bu neye eşit olacaktır? Arkadaşlar kuvvetlerin toplamına bakalım. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 ile hesaplanılır. 28'dir. 28 nedir? Çifttir değil mi arkadaşlar? Şimdi 2 ile k'nın çarpımı da çifttir. E çifte çifti toplarsak ne olur? Çift olur. Demek ki m çift olacak. m dediğim ifade 2'nin kuvveti yani x burada e, 2'nin kuvveti çift olacak şekilde olmalıdır. Peki hangileri çift? 2 üzeri 2. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6. Demek ki x kaç farklı değer alabilirmiş? 3 tane. Örneğin 2 üzeri 6 ortada olacaksa yani x olacaksa bu şöyle olabilir. 7 kuvvetlerine bakın arkadaşlar. 7, 3, 1, 5, 4, 2 olabilir. Ben ne yaptım? 2 üzeri 6'yı ortaya aldım. Sağındaki kuvvetlerin toplamı ya da sondaki kuvvetlerin toplamı sağındaki kuvvetlerin toplamına eşit oluyor. Burada mantık şuydu arkadaşlar. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı bize çifti verdi. E sağındaki ile sondakilerin kuvvetleri toplamı bize çifti veriyor. Çiftle çifti toplarsak sonucu 28 yani çift olacaktır. Demek ki x'in kuvveti çift olacak diye düşünerek 1 2 3 tane olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bir üniversitenin biyoloji, kimya, matematik bölümlerine okuyan öğrencileri formasyon için başvuruda bulunmuşlardır. Buna göre matematik bölümündeki kaç öğrencinin formasyon başvurusu kabul edilmiştir? 3 tane ders var arkadaşlar. Okuyalım. Başvuru yapan toplam öğrenci sayısı 360'tır. Biyoloji, kimya, matematiğe toplam 360 öğrenci başvurmuş. Biyoloji, kimya, matematik bölümlerinden başvuran öğrencilerin sayıları sırasıyla 2, 4, 6 ile orantılıdır. O zaman şöyle yazalım. Biyoloji 2k, kimya 4k Matematik 6K. Topladığımda 12K'yı verir. Bu da 360 eşitmiş. K'mız 30'dur arkadaşlar. K 30 ise 2 çarpı 30'dan 60, 4 çarpı 30'dan 120, 6 çarpı 30'dan 180 kişi başvurmuş. Formasyona başvuran 18 biyoloji bölümü öğrencisinin başvurusu kabul edilmemiştir. O zaman şöyle diyelim mi? Biyoloji, kimya, matematik. Kabul edilenler, edilmeyenler. 18 kişi kabul edilmiyorsa 60 kişi başvurmuştu. 60 18'den 42 kişi biyolojiye kabul edilmiş. Formasyon başvurusu kabul edilen biyoloji, kimya, matematik bölümü öğrencileri sayıları yine sırasıyla 2, 4, 6 ile orantılıdır. Kabul edilen diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ben buna 2m, buna 4m, buna 6m edersem, 2m 42'ye eşitmiş. M'nin 21 olduğunu bulurum. E, matematiğe kabul edenlerin sayısı soruluyor. Yani 6 çarpı 21'den cevabımız 126'dır. Öğretmen öğrencilerine bugün sınıfımızda kaç öğrenci var diye sorduğunda Sena kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katından bir fazladır. Esra kız öğrenci sayısının 1 bölü 3'ünün bir fazlası kadar erkek öğrenci var diyor. Sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Hangisinden başlarsınız başlayın fark etmez arkadaşlar. Kız erkek diyelim. Kız öğrenci sayısına 3x dersek 1 bölü 3'ünün bir fazlası ne olacaktır? 3x çarpı 1 bölü 3 artı 1 yani x artı 1 kadar öğrenci olacaktır. Bakın kız sayısına 3x erkek sayısına x artı 1 demiş olduk. Şimdi Sena'ya bakalım. Kız öğrenci sayısı yani 3x erkek öğrenci sayısının 2 katından 1 fazladır. Erkek öğrenci sayısı x artı 1'di. 2 katından 1 fazladır. 3 eşittir 2x artı 3. x'imiz 3'tür. Sınıftaki öğrenci sayısı nedir? 3 çarpı 3'ten 9. 3 artı 1'den x 3 bulmuştuk 4. 9 artı 4'ten 13 kişidir. Ayhan bir metrekarelik duvarı duvar kağıdı ile döşerken aşağıdaki dört aşamayı izlemektedir. Birinci aşamada duvar zımparalanır, ikinci aşama alçı yapılır, üçüncü aşama duvar kağıdı kesilir, dördüncü aşama duvar kağıdı yapıştırılır. Aşağıda Ayhan ve arkadaşlarının bu aşamalarda geçirdiği süreleri gösteren grafik verilmiştir. Bakalım Birinci aşamada 6 dakika zaman geçmiş. İkinci aşamada 36 eksi 6'dan 30. Üçüncü aşamada 54 eksi 36'dan 18. Ve dördüncü aşamada 66 eksi 54'den 12 dakika zaman geçmiş. Arkadaşlar okuyalım. Ayhan bu duvara duvar kağıdını tek başına kaç dakikada döşeyebilir? Ayhan 1 metrekarelik bir duvara duvar kağıdı döşemeye başlayıp Birinci aşamayı bitirip ikinci aşamaya geldiğinde Ayhan ile eşit güçte iki arkadaşı yardıma geliyor ve birlikte bu aşamayı bitiriyorlar. O zaman şöyle düşünelim. Birinci aşamayı Ayhan tek başına mı tamamlıyor? 6 dakika zaman geçmiş. İkinci aşamayı ise Ayhan ile birlikte eşit güçte kendisiyle eşit güçte iki arkadaşıyla birlikte bitiriyormuş. O zaman üç kişi ikinci aşamayı 30 dakikada tamamlıyorsa bir kişi aynı işi kaç dakikada tamamlar? Ters orantılı olacak. Yani üç kişinin bitirdiği süreden daha uzun sürede bitireceği için ters orantıdır. 3 çarpı 30'dan 90 dakika der. O zaman buradan neyi anlayacağız? Eşit güçte olduğu için biz bir kişinin tamamladığı süreyi bulduk ya. Aslında ikinci aşamayı Ayhan 9 dakikada pardon 90 dakikada tamamlıyormuş. Onu bulmuş olduk. 90 dakika. Şimdi üçüncü aşamaya bakalım. Birlikte bu aşamayı bitiriyorlar. Üçüncü aşamaya gelindiğinde ise eşit güçte 3 arkadaşı daha onlara katılıyor ve birlikte bu kısmı bitiriyorlar. Zaten 3 kişilerdi. Eşit güçte 3 kişi daha katılınca 6 kişi oldu. Arkadaşlar 6 kişi 3. aşamayı 18 dakikada bitiriyor. O zaman bu kadar işi bir kişi tek başına ne kadar sürede tamamlar? 6 çarpı 18'den 108 dakikada tamamlar. Devam edin. Dördüncü aşamada arkadaşları işten ayrılıyor ve bu aşamayı Ayhan tek başına bitiriyor. 12 dakika demiştik. Dördüncü aşama 12 dakika oluyor. Ve ne diyor? Duvar kağıdını tek başına kaç dakikada döşeyebilir? Bunların toplamı arkadaşlar. 6, 16. Daha sonra 10, 11, 216. 216 dakikada düşüyormuş. Aşağıda Fatih Bey ve kızı Esra'nın yaşadıkları ev Fatih Bey'in çalıştığı fabrika ve Esra'nın gittiği okulun konumları ve arasındaki yollar gösterilmiştir. Fabrika ile okul arasında aşağıdaki gösterilenlerden başka yol bulunmamaktadır. Pazartesi sabahı Fatih Bey ve kızı aynı anda evden çıkıyorlar. Esra okula 15 dakikada, Fatih Bey fabrikaya 20 dakikada varıyor. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? Esra'nın hızı V_E, Fatih'in hızı da V_F olsun. 15 dakikada varıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Ee, hani hızla zamanın çarpımı alınan yoldu ya arkadaşlar. Öyle diyelim. Buradaki yol o zaman neye eşit olacaktır? Hız çarpı zamanda 15 ve e eşit olacaktır. Diğer tarafta nedir? 20 dakikada gideceği için hız çarpı zamandan 20 vf eşittir. Fabrika çıkışında babasına sürpriz yapmak isteyen Esra okuldan fabrikaya 45 dakikada varıyor. O zaman toplam yol ne olacak arkadaşlar? Bakın Esra'nın hızını 45 dakika ile çarpıyorum, 45 ve e alınan yolu veriyor bize. Zaten burada 15 ve e kadarlık bir yol var. 45 ve e'den 15 ve e'yi çıkartırsam, burası bize 30 ve e kadarlık yolu verir. Toplamı 45 ve olacak. E arkadaşlar yollar birbirine eşit olacak. Fatih hızı çarpı 20, Esra'nın hızı çarpı 30. Buradan Fatih hızı 1.5 çarpı Esra'nın hızı olmuş oldu. Babasının hızı kızının hızının 1.5 katıymış. Fatih ve okul çıkışında kızına sürpriz yapmak isterse Fabrika'dan okula kaç dakikada varır? Toplamda yol 30VE artı 15VE'den 45VE'dir. Toplam yol 45VE eşittir. Fatih Bey'in hızı çarpı süre. E Fatih Bey'in hızı da arkadaşlar bir buçuk çarpı Esra'nın hızı olacak. Şunlar gitti. 45'in bir buçuğa oranı da 30'dur sevgili arkadaşlar. Demek ki 30 dakikada okula varıyormuş. Aşağıda verilen X kabında tuz oranı %40 olan M gram tuzlu su, Y kabında tuz oranı %30 olan N gram tuzlu su bulunmaktadır. Bu iki karışım yeterince büyük bir kapta karıştırılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şeker oranı, şeker oranı, şeker oranı, Hiçbiri doğru değil o zaman. Demek ki burada bir hata var. Tuzlu su dediği için arkadaşlar tuz olmalı. Bunları biz düzeltelim. Tuz oranı, tuz oranı, tuz oranı. Şimdi olayı şöyle düşünelim. Eğer meydeni birbirine eşit olsaydı bu eşit kütledeki karışımlar karıştırıldığında Yüzdelerin ortalamasını almak zorunda kalacağız. Bu da bize yüzde 35'i verecek. Bakın üçüncü durumda ne diyor? M, N'yi eşitse karışım, karışımın tuz oranı yüzde 35'tir. Doğrudur. Şimdi, peki bunun dışında ne olabilir? Eğer M, N'den büyükse, bakın M yüzde kırk. N de %30. M N'den büyükse, eşit olduğunda %35 oluyor ya arkadaşlar. O zaman da karışım %40 ile %35 arasında olacaktır. Çünkü B'deki miktar daha fazla. Yüzdesi de daha fazla olduğu için ona daha çok yaklaşacaktır. %40 ile %35 arasında %37 olabilir. Bir de doğrudur. Şimdi diğerine bakalım. M neyden küçükse arkadaşlar M neyden küçükse %30 olanın miktarı daha fazla olacağı için eşit olduğunda %35 diye arkadaşlar. Bu sefer de ne olacak? Tabi ters yazdık. Şuraya 30 diyelim. 30 da 35 arasında olacak. Eğer küpleri eşit olsaydı %35 demiştik. Ama ne meydan büyükse %30'luğun karışım miktarı daha fazla olduğu için Karışımın yüzdesi ona daha fazla yaklaşacak. yüzde otuz %35 arasında olacak. %33 olabilir demiş doğrudur. Birikül cevabımızdır. Bir ülkede yapılacak referandum ve bu referandum ile ilgili yapılan anketlerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. D önce şunu bir okuyalım. Referandum sonucu %71.4 evet, %48.6 hayır olduğuna göre gerçek sonuçlara en yakın tahmini hangi anket firması yapmıştır? Okuyalım arkadaşlar. ABCD isimli anket firmaları ortak bir anket ile ülkedeki tüm seçmenlere ulaşmış ve anket sonuçlarını %40 evet, %44 hayır, %16 kararsız olarak tespit etmişlerdir. Tüm seçmenlerin referanda evet ya da hayır tercih yapması zorunludur. Ankette evet ya da hayır tercih yapan seçmenler referandumda da aynı tercih yapmışlardır. Kararsız olan seçmenlerin referandumda kullanacakları oyların yüzdelik tahminleri her anket firması için aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi biz bu e, seçime katılan kişi sayısını 100 olarak kabul edelim. %100 olarak kabul edersek %40'ı 40 kişi olur. 44'ü hayır olur. 16'sı da kararsız kişi sayısı olur. Biz ne arıyoruz? %51.4 evet diyor ya. Toplam kişi sayısını 100 kabul ettiğimiz için 51.4 kişi evet demiş oluyor arkadaşlar. Peki hangisi olmadı? Şimdi kararsız olan 16 kişi vardı. Kararsız olan 16 kişinin %80'i burada Evet demiş. Arkadaşlar 16 kişinin yüzde ne olur? 6 e kere 8 48, 128, 12.8 kişi olur. O zaman 40 artı 12.8'den 52.8 olur. A için hesapladık. B'ye bakalım arkadaşlar. 16 kişinin yüzde 50'si ne olur? 8 kişi olur. E 40 kişi evet demişti. 40 artı 8'den 48 kişi olmuş oldu. C'ye bakalım arkadaşlar C'de e, 16 kişinin yüzde 75'i Evet demiş hesaplayalım 25'e böl e, 3 25'e böl 4 buradan 12 kişi gelir arkadaşlar toplam 40 kişiydi burada 40 artı 12'den 52 kişi olmuş oldu D'ye bakalım %60 evet demiş. 16 kişinin %60'ı ise 9.6'dır. 40 artı 9.6'dan 49.6 olarak buluruz. E'ye bakalım. %90 evet demiş. 16 kişinin %90'ı neye eşittir? 6 kere 9, 54, 144, 14.4. 40 artı 14.4'den 54.4 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki sayıların hangisi ya da ondalıklı sayıların diyelim hangisi 51.4'e daha yakındır? Şimdi şöyle düşünün. Eğer e, farkın alın, evet farkın alabilirsiniz. 52.8'den 51.4'ü çıkartırsak arkadaşlar 1.4 kadar fark var. 51.4'ten 48'e çıkartırsak 3.4 fark var. 52'den 51.4'ü çıkartırsak 0.6 göremiyorsunuz diye böyle açıklıyorum. 51.4'ten 49.6'yı çıkartırsak 0.8. 54.4'ten 51.4'ü çıkartırsak 3. Arkadaşlar söyler misiniz bunlardan en azı hangisi? Tabii ki 0.6 olan değil mi? Demek ki en yakın tahmini yapan C firmasıymış.